Özay camda, ama camda diyorum, sokakta yayın yapıyor. Canlı yayın. Ben de rahatsız ediyorum. Evet, canlı yayın da bak. Lütfen takip edelim. Alın size okşar. Merhaba. Bana diyorlar ki camını çal, rahatsız et. Çal canım, her zaman çalabilirsin. Aşkımsın. Ben de Özay'ı çekeyim dedim. Mahallede dedim, canlı yayın yapıyor. Kız ben TikTok yaptığını bilmiyordum. Ben yeni başladım. Aa, çok şıksın bakayım. Üçüncü hemen şöyle günüm. Bir çekelim. Teşekkür ediyorum. Kombinde kombin bakayım neymiş. Yayını fark etmemem lazım. Aa, ben kumaş zannettim bunu şeyde. Geri bu. Kumaş zannettim. Ama pozlar veriyordun. Kimler var bakalım yayınlarda. Bu yayınımız kalabalık. Var mı? Ama benim de yakını göremiyorum ki Özay. Var var. Ablam baksana 150 oldu. Ha. 300'e çıktı az önce. Maşallah maşallah. Subhanallah. Kız ben... Okşan anne dediniz. Alın size Okşan anne. Evet, ben ne yapacağım? Alın size Okşan anne. Ben de P Rasim'den P takasa geldim. Kız bana kargo P geldi bir sürü. Ne olduğunu bilmiyorum. Yabancı marka. K bir şey herhalde. Ay, ikon bir de. Ma değil mi? Ay ben bunu bilmiyorum ama güzel bir K şey. K bir şey. Türkiye'de satılmıyor. Canlarım bakın. Arkadaşlar bakar mısınız? Kız kapanmadı. Gerçi niye kapansın? Ama marka göstermiyorum. Ha size. Öyle mi? Arkasını gösterebiliriz. Aa, bakar mısınız? Kızlar alın size. Selamlar. Alın ay, size. Ay açıldı. Alexander'lar çıktı. Ay çıktı Alexander. İyi gördüm seni. Çok şükür. Bir ara delirmişti. Geri delirdin herhalde. Geri mi delirdin? Yok. Özay'la röportaj yapacağız. Seni çok istiyorlar bak. Tamam. Gelmişinden geçmişine her şeyini konuşacağız. Tamam. Söz mü? Yaparız söz. Gün ver bana. Tamam. Biraz bir toparlayayım içeri. Gün ver sonra güzel bir kısır yaparım. Tamam. Hayatım. Bakar mısınız? Hadi öpüyorum. Özay'ı takip edin. Bir Özay iyi kalplidir. Bakmayın öyle deli olduğunu. Ben de deliyim azıcık. Ay olabilir. Kim deli değil ki? Olabilir. Şöyle ışığımız iyi olsun kız. Bakayım hadi. Ben de böyle çekiyorum. Takipte kalın. Hadi. Okşan Büyük YouTube. Okşan Büyük YouTube kanalını takip etmeyin. Sen de varsın orada, söyle sen de varsın. Evet, zaten yazdıklarını görüyorlar ki abla. İyi, bana görüş. Okşan'ın kızı diye geliyor. Evet, Okşan'ın küçük kız. Hadi görüşürüz. Maşallah maşallah. Ay. Ay. Rasim haber ayağıma geldi. Haber ayağıma geldi. Özay canlı yayınlarda. Bak. Bak. Hediye gelmiyor diye ağlıyor. Tek gizli çekim yapamadım. Sen nerede çekiyorsun sen? Ben de YouTube'a çekiyorum onu. Sen onu çekiyorsun? He, orada ben burada. Allah. Görüşürüz hayatım, görüşürüz. Bay bay. Bay bay Safiye. Ha, herhalde. Allah ekber ya. Allah ekber Rasim. Ne yapıyor bu? Çıldırmış. Canlı yayın yaptın. Bu Rasim, bak bakayım buna. Bu diyor K diyor. Özay diyor iyi diyor diyor. Özay ne diyor? O iyi diyor. Altın var. Ne biliyorsun sen? Çok güzel demiş. Yurt dışında yaşıyormuş. P'ler. Ay, ay başıma. Bir saattir yapıyor değil mi yayın şeyde? Sokakta. 15 dakikada yaptı. Aa. 15 dakikada yaptı. Yapsın. Kabuğu yeter, kabuğu. Kabuğu yeter onun. Kabuğu kalite, altın. Şimdi sen bunu nasıl alırsın sen biliyorsun? Hah. Sen bana 3-5 tane bundan ver. Satarsın tane tane. Hayır tane tane. Bunlar tane gider. Paket mi seninki? Yok, paket. Bence tane gider bunlar. Açık mı paket mi? Açık açık. Ben kızlara veririm bunu, tamam mı? Ha. O teknik alınları. Değer olursa devam eder. Bir tane büyük numaratör edin. O zaman bırak şimdi hepsini veririm okşanları. Şey bu, çok büyük de değil, küçük de değil. Large yani büyük demek, X large en büyük demek. Sen artık İngilizceyi çözdün mü burada? Herhalde. Herhalde ya. Sen bunların 3-4 tane bana ver. Tamam. Ben onları hediye vereyim. Şeylik. Versen. Ha dursun sen de o. Tamam, tamam mı? Tamam, ona bak sen, kullan. Ben ona hediye vereyim. Tamam. Tamam mı? Ona desene ki tamam abi, çok güzel. Ha. O zaman para problem yok. Tamam, tamam. Tamam darling. Thank you. Ay tamam. Deneme amaçlı şey yaptım. Özay yarım saattir yayın yapıyordu da bence ben çıkınca yayını kapattı diye düşünüyorum. Eve kaçtı.
Ay. Vay. Ay. Vay. Tabii. İşte yine eskiye döndüler gibi. Yani madilik olarak, kavga olarak inleyip duruyorlar. Sıçrığın sevgi dolu Osman'a bakışları. Sıçrık. Kuji. Deminden tutuyordu. Osman da nalet nalet bakıyor ona. Osman karışma, o hasta. İyileşiyor ya. Ah ah. Haplarını kendim veriyorum. Ağzına atıveriyorum yarım ilaç. Hapçı, papikçi sıçrık, kuji. Bunları şimdi ben bir çare bulmam lazım. Yoksa Osman bunun üstüne atlar matlar. Yazık, hayvanın ayakları daha iyileşmedi bunun. Şöyle o zaman şöyle bir çare bulalım. Böyle ortaya birbirleri görmesinler. Kuji. Bunu, tamam. Heh, görme sıçrık onu, tamam. Görme. Heh, tamam. Aa, bak ne güzel. Araya Berlin okşam duvarı. İnşallah Berlin duvarını yıkmazsınız. Hı, hadi bakalım. Bu duvar işe yaradı mı önce? Vallahi yaradı. Bak. Çünkü bak sıçrık onu görmüyor şimdi. Rahat rahat yatıyor. Berlin okşan duvarı işe yaradı. Bu arada canlarım, benim biliyorsunuz bana yastık gelmişti. Şimdi bu yastığı gören eski video diye düşünecek ama değil. Çünkü ben yastıklarımı değiştiriyorum ara sıra. Bu yastıklarım da var. Onları koyarım, bunları koyarım. Aa, yastık var, eski video. Bu yastık öyle bir şey değil canlarım. Ben değiştiremeyecek. Osman! Duvar nasıl? Aa, bunya geldi. Duvarlı bunya. Duvar. Duvar Filiz. Ah, nerede Allah bilir. Kulüp dönemlerinde beraber çalışırdık. Duvar Filiz vardı bir tane. Putkalıydı. Putkası duvar olmuştu. Duvardan bir şey. Düz duvar. Düz duvar olduğu için o duvarı matkapla bile delemiyorlardı. Bir gün hatta terapiye işlemiştik onunla. Kulüpten sirkafa kafa terapiye işlemiştik. Ayla Ço altımı terapilemek alıkıyor. Terapilemeye alıkıyor. Altımın putkası terapilenmiyor. Putka duvar, madilik. Lubunya fıstan alıkmaya çalışıyor. Laço Aleksandr'ını Lubunya'nın putkasını alıktırmaya çalışıyor. Lubunya o tarafa çeviriyor. Fıs tarafını Aleksandr'ını, Laço'nun Aleksandr'ını fıs tarafını alıktırmaya eliyle o tarafa hortumu, bahçeyi sularsınız ya hortumla. Hortumu fıs tarafına, her zaman açık olan bölgeye alıktırmaya çalışıyor. Ama Laço putka istiyor. Çünkü onu gacı alıkıyor. Laço da çok sarhoştu. O Lubunya Laço gibi. Vallahi ben daha gacı gibiydim. Onu gacı alıktı o haliyle. Laço en son dedi. Bu dedi ne dedi? Lıkışılmıyor dedi. Parmağıyla da Laço yokladı. Yok. Putka duvar. Duvar. Parmağın duvara böyle yap, ne olur? Duvar. Düz duvar. İçeri girmez elin. Ondan sonra ne oldu? Laço mecbur fıstan alıkmak zorunda kaldı. Ondan sonra da Lubunya'ya dedi ki, sen dedi Lubunya'sın dedi. Sen dedi görüntü var ama ses yok dedi. Bu da geçmişten inci taneleriydi. Evet canlarım, darlinglerim, yeni bir tarifle karşınızdayım. Tabii yemek tarifi değil ama bu da bir tarif sayılır. Ojelerim şahane. Canlarım, benim ayaklarım biraz terliyor maalesef. Kulüp zamanında da çok terlerdi. Bu İtalyan çorapları giyerdik. Eski balamoz gacılar bilirler. Balamoz, kelav, lubunyalar, gacılar bilirler. Bir şey öğrendim. Şeymiş. Elma sirkesi, yani sirke fark etmiyor. Sirke, bir de karbonat. Sıcak suyun içine koydum onları. Böyle biraz 10 saat falan bekleyeceğim. 10 saat değil canım, espri yapıyorum. Şöyle bir 10-15 dakika, 10 dakika falan bekleyeceğim. Bu su iyice ılını soğuyana kadar bekleyeceğim valla. İnşallah iyi gelir. Çok kötü bir şey. Kulüp zamanında çok terlerdi. Yani bir kadının ayağının kokması, terleyince otomatikman tabii ki de koku oluyor. Ha, şimdi o kadar kalmadı, öyle bir şey olmuyor fazla ama yine de bir yapayım dedim. Hem ayağa kokan kelavlar faydalansın dedim. Bir de ayağa kokanlara şey gelir. Bir tane manken vardı, gacı manken.
Onu da ayağı kokuyormuş. Eskiden magazin programında şey demişti. Tütün kolonyası çok iyi geliyor demişti. Bu parmak aralarına süreceksiniz. Bir de ayağın altına. Şu üst taraflara öyle şey hani ayak kokan bir şey kullanıyorsanız bu üstlere sürmeyin. Alt taraflarına bir de parmak aralarına süreceksiniz. Hani delik olan yerlere süreceksiniz. Canlarım bu arada ben söylemiş miydim bilmiyorum ama bu benim sıçrıkla ilgili bir tane gacı. Siz de tanıyorsunuz aslında. Önemli değil. İlk sıçrık şey olduğunda ona da söylemiştim. Böyle böyle oldu. Hayvan çenesi böyle olmuş, şöyle olmuş. Hani söylemek bile istemiyorum artık. O şeyleri duymak, düşünmek istemiyorum. Şimdi içeride iyileşmeye çalışıyor işte hayvancağız. Yatıyor, yiyor, içiyor. İlaçlarını veriyorum. Sıçırığın. Gacı ne demişti biliyor musunuz? Ay bizim burada yurt dışında yaşıyor kendisi. Hedef göstermeyeyim ama ülke vermeyeyim. Bana şey demişti. Ay Okşancığım bizim burada o tarz hayvanları iğneyle uyutuyorlar demişti. Yani şu o anki şeyle çok tepki verememiştim. Şaşırmıştım yani ne alaka diye yani. Şimdi kafaya taktım gacıyı dermişim. bak iğneyle niye uyutalım? Al hayvan iyileşti gibi bir şey evimde yani. O zaman şey mi? İnsanlar da böyle bir hastalansa etse bilmem ne. O zaman bir başına bir şey kaza Allah korusun bir şey gelse. O zaman insanları da bir iğneyle uyutalım diyeceğiz. Yani laf söyledim bal kabağı diyeyim. Hiç hoşuma gitmedi bu laf. Neyse. Süngürlendim biraz. Onu düşündüm bir an. Siz yorumlarda halledersiniz onu. Havada hoplatırsınız. Heh. Bir de ayaklarınızı sürekli böyle böyle yapın. Bak içindeyken bak. Böyle bak. Böyle. Böyle böyle yapın ki aralarına girsin sular. Şöyle parmaklarınızı iyice açın. O sirkeli su ayaklarınız arasına girsin. Ama sonra durulamayın. Kurulayın. Durulamayın. Bir de şeymiş. Ayaklar mesela duştan çıkıyoruz ya. Hemen ıslak ıslak böyle çorap morap giymeyeceksiniz. İyice kuru aralarını özellikle kurutmadan giyerseniz de öyle koku moku yapıyormuş. Bak kar gibi ayaklarım bir şu ojelerimi de silseydim iyi olurdu ama neyse artık. Olsun. Aa, tarifi vermedim olmaz. Şimdi ayaklarınızın parmaklarınızı böyle şuraya kadar gelene kadar sıcak su. Bu leğende ben yemek yapmıyorum küründen. Ay kesin yapmışımdır videolarda. Bu sırf ayağımı koymak için kullandığım leğen. Canlarım. Kısır mısır tarifi videolarımdaki kırmızı leğen bu değil. Aa, aşk olsun. Öyle yapar mıyım? İçine bir çay bardağı sirke, ben elma sirkesi koydum. Başka sirkeler de oluyormuş. Ondan sonra yarım çay bardağına yakında karbonat. Yani bir paket karbonat dökebilirsiniz. Ayaklarınız bal dök yala olacak. Çık, çık, çık. Ne haber? Ne haber? İyi senden ne haber? Ne yapayım? Sularda yüzüyorum. Biz 5 kişiyiz. Biz 5 kişilik bir aileyiz. Biz de 5 kişiyiz. Bak büyükten küçüğe sıralandık. Aa! Kız benim baş parmağım şeylerden küçük mü ötekilerden? Bakın. Böyle midir normalde büyükten küçüğe gelmez mi? Benim bak. Bak şundan küçük. Bu daha büyük olmuş. Bu en büyük. Orta bilmem ne gitmesi. Bak öyle. Aa. Bu da öyle. Demek böyle mi acaba? İnsan herkesin ayağı mı böyle yoksa bir benim mi böyle? Neyse bu yaşa kadar böyle gelmiş. Bu saatten sonra bununla bunun yerini değiştirecek halim yok yani. Osman'la sıçırık birbirinin zulmünden. Sıçırığı nerede besliyorum? Göstereyim size de şok olun. Bak. Bak. Bak sıçırığı nerede besliyorum? Al. Alın şimdi Allah aşkına. Bak. Bakar mısın? Sıçırığı burada besliyorum. Elbiselerimin arasında. Bak. Osman'a diyorum ki sıçırık hasta diyorum. Yakasını bırak diyorum. Gerçi bu da onun yakasını bırakmıyor. Bu ne kadar şey olsa da yiyordu değil mi? Bak ağzını yalamasından anlayın. Şimdi sıçırık. Kuzi. Goni. Gori. Kutti. Hah. Yıks. Yiyeceksin. Habbeleri yiyeceksin. Öyle bir şey yok. Bir tuzla. Yıkış. Mama, 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 mama. Bak, bak. Bu üst sıvılarını yiyor, şeylerini bırakıyor.
pütürüklerini bırakıyor. Hah. Aferin. İyi kızım, iyi canım. Ha. Sen nereden mama yerdin? Kızım mı canım? Ha. İyi kızım. Elbise dolabıma gelip yatıyor. İçine girip yatıyor. Bazen dışarıya kaçıyor. Bahçeye izin veriyor ama dışarı izin vermemem lazım. Çünkü damağında hala dikiş var damaklarında. Böyle katı şeyler yememesi lazım. Bu mamayı da Nazlı göndermişti. Bunun üstlerini yalıyor. Böyle jöle gibi olan yerleri var ya. Bak bu parlak yerleri yalıyor. Şeylerini bırakıyor. Onları da başkaları yiyor. Yani aslında onun şu anda ön patisi, ön bir patisi iyileşmesi lazım. O yüzden onu çok zorlamaması lazım. Dışarı çıkmaması lazım. Ama baş edemiyorum. Camı açmak zorunda kalıyor. Çünkü oksijen sıfır evde. Yani sıfır değildir de. Sıfır olsa biz de kujileyemeyiz. Değil mi sıçırık? Kuji, kuni. Anneken, anne, ayenika. Tamam, evet. Şu garlık. Pavyon elbise, pavyon elbiselerimin arasında günlerim böyle iyileşerek geçirdi mi sıçırık? Aferin bir kız. Ay nasıl mutluları böyle yiye ya bebeğim. Vallahi hayvan besleyenler bilir. Böyle hani kedisi ya da köpeği hasta olanlar ya da kirpi besleyenler ya da fare besleyen de var. Yok değil, yalan değil. Ama şu an evde bir fare var. Bir türlü gebertemedim onu. Çok hayvan severim ama onu gebertmek istiyorum. Şey diyorlar okşar ya, bir şey diyeceğim size, yorumlarda lütfen yazar mısınız, hani çok büyük kedi sevenler, çok büyük köpek sevenler, çok büyük derken yani hani aşırı anlamda hayvan düşkünlerinden bahsediyorum, onlar lütfen yoruma yazabilir mi, şöyle şeyler söylüyor insanlar, madem kediyi seviyorsun niye hamam böceğini öldürüyorsun? Kediyi köpeği seviyorsun, neden evdeki fareyi zehir veriyorsun, öldürüyorsun? Bu nasıl bir çelişki? Gibi şeyler söyleniyor. Buna cevabınız ne olur? Lütfen yorumlara kedi ve köpek severler. Vallahi billahi size yemin ediyorum, sırf yorum olsun diye yapmıyorum bunlara. Yani bunu söylemiyorum. Ama kesinlikle buna cevabınız ne olur? Mesela yüzünüze karşı birisi dese ki, tamam arkadaşım, sen kedi seviyorsun, köpek seviyorsun, eyvallah, saygı duyuyoruz. Ama dese ki, ama yolda yürürken karıncanın üstüne basıyorsun. Evde hamam böceği görüyorsun, terlikle beynine yapıştırıp gebertiyorsun. Duvara yapıştırıyorsun. Duvara yapıştığı için bir de ay duvarım kirlendi diye üzülüyorsun, o öldü diye üzülmüyorsun. Ya da evde fare çıktı. Sıçan kocaman dev gibi kedi kadar fareler var biliyorsunuz. Onlara zehir koyuyoruz. İşte tuzaklar kuruluyor bilmem ne şudur budur. Bu konu hakkında onlara cevabınız ne olurdu? Lütfen yazar mısınız? Rica ediyorum. Ye kızım ye canım. Heh. Canlarım şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın şimdi. Şok olacaksınız. Sıçırık biliyorsunuz. İlaçlarını veriyorum, hala tedavisi devam ediyor evde. Şimdi bakın ne göreceksiniz. İnşallah hala o haldelerdir. Ben gördüm, size de çekeyim dedim. İlk defa bu kadar yakın yatıyorlar. Bak. Bak yatıyorlar. Bak. Osman burada bak. Osman burada, sıçırık da şurada bak. Birbirinden nefret ediyorlar ya normalde. Ben de yeni kalktım, burada yatağım falan dağınık. Yorganımı toplamadım onlar yatıyor diye. Kalkarlarsa toplayacağım. Kedileri böyle rahatsız ederseniz çok süngürlenirler. O yüzden toplamıyorum yorganı bile. Bak. Vallahi ilk defa aranızda yarım metre o şekil yatıyoruz. Ay benim de ortalarına girip yatasım geldi. Ne yapsam? Ben de mi yatsam?
Aa, benim neyim eksik? Ben yatacağım. Bana ne, bana ne? Ben de yatacağım. Ah, saçım başım da dağınık ama. Kuji. Pipi. Osman'ı görmedin mi acaba sen? Haberin yok mu? Osman arkada, haberi yok herhalde. Kuni, kuji. Sıçırıkla böyle yatıyoruz değil mi sıçırık? Bibi. Patisi iyileşiyor yavaş yavaş da. Yine oradan oraya hopluyor ama. Osman şimdi kıskanıyor mudur? Ama bu şimdi hasta ya. Nazlı. Hasta olunca nazlı oluyor biliyorsun. Hasta olunca nazlı mı oluyoruz? Hah, bak. Seviyorsun. Beni seviyoruz. Osman'ı sevmiyoruz. Osman'dan nefret ediyoruz. Aa evet dedi. Duydunuz mu? Osman şimdi ben Osman'ı sevmeye kalksam ağzıma sıçar. Ben biliyorum. Önce bir peruğumla deneyeyim. Peruğum iyi olsun. Beni iyi olmasın. Ne oldu hani? Ne oldu? He? 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 Ne? Ha tamam. Tamam canım. Osman? Ay Osman da çok korkuyor. Ay! 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 Yapmayın. Osman yapma. Onun ayağı sakat. Sıçırık sen de sağlam ayağıyla pata atıyor. Sakata. Dur ortalarına gireyim de kavga dövüşmesinler. Ha? Ay yok. Ay yok. Yok anam. Ay ne güzel yatıyorlardı. Geldim rahatsız ettim değil mi? Bence bunlar birbirini görmedi karanlıkta. Yat yat. Tamam. Ay yok. Ben karışmayayım bunlar yatsınlar. Boş ver. Canlarım yorumlarda gördüm. Osman'la sıçrayı yan yana getirme diyorsunuz da. Şimdi havalar soğudu. O yüzden Osman da evine gelecek. Ne yapacak? Bir de bunun da başına bir şey gelse Allah korusun. Soğuklarda fısı mı da olsun Osman'ımın? Değil mi sıçırık? Heh? Biraz bak kendini toparlamış değil mi? Sanki ilk geldiğinde daha mı zayıftı? Gerçi çok bir zaman da geçmedi ama. Guji. Sıçırık. Ayol şeyin ayağın iyileşmesiyle uğraş. Bırak Osman'ı. Osman. Heh, değil mi? Ters bakıyor sana. O seni sinir ediyor. Doğru söylüyorsun. Hadi yatın bakalım. Ah canlarım, darlinglerim. Bu altlara ben fare zehiri koydum ama fare hiç sesi çıkmıyor. Hiçbir yerde sesi yok farenin ama nerede? Ah, bana dediler okşan zehir koyma, yapışkan koy, fare ölür, bir yerde kokana kadar bulamazsın onu dediler. Hakikaten ama şeyde bir koku var. Ben çok iyi, çok böyle iyi koku alan biri değilim canlarım, darlinglerim. Şurada değil, şöyle, şu bölgede. Şurada bir şöyle, bir şöyle, bak şöyle, şuraya doğru bir koku var. Ağır bir koku, yani ağır. Başkası olsa daha iyi olur, alır o kokuyu eminim ben. Buralara baktım yok bir şeyler yok. Hani öldüm de burada mı kaldı ne oldu? Farenin hiç sesi çıkmıyor. Gece mece hep tıkır 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 seslerini duya duya ben. Dur şöyle ışığı açayım da. Ha. Nine. Eğer şunun altında, bazanın altında öldüyse o zaman yedik yavrularım. Bunlar sıçırığın şeylerin mamaları. Bu kurt Fatih'in maması canım benim. Buralarda da bok görmüştüm. Bu şeylerin içinde, elbiselerim arasında da bu kadar yukarı buraya çıkamaz zannetmem. Buraya Guji. Ay Allah bil ay. Orada yemin ederim ölmüş. Ölmüş nalları dikmiş. Ay ay. Ne güzel arkadaş olmuş. Ay ben nasıl alacağım şimdi? Orada ölmüş yemin ederim. Şimdi açacağım canlı. Ay bir de. Ay. Hadi biraz kapatayım. Şunları koydum buraya. Yani bu elbiselerin içine girmiş. Burada ölmüş. Öf. Koku çok ağır bir koku geliyor. Midem kalktı. Öf, ne yapayım artık. Ay ay.
Bir yandan üzülüyorum da, yalan değil. Ay! İki tane. Ay yok, bir tanemiş. Ay. Ay elbisenin kenarı. Niye bu kadar fareden korkuyoruz ya? Ay ay. Neler gördük anam biz Lubunyalar. Şu fareden korkuyoruz. Öf. Neyse. Ay öyle böyle bir koku değil. Çok ağır bir koku canlarım. Etkilenenler bakmasınlar. Gel. Çok pis kokuyor. Öf. Uuu çok ağır. Görmek istemiyorum. Şunun içine. Ay en güzel torbama attım bir de seni bak. Kuji. Öf. Öf. Çok kötü bir ağır bir koku var. Allah'tan orada ölmüş. Yoksa var ya ben onu bulamayacağım bir yerde. Ay kımıldama var sanki içinde. Yok yok, ben bu şeye atarsam bunu. Ben bunu şeye atarsam. Kömürlüğe, mahzene koyarsam. Orada kalır, kokar. En iyisi yola atayım. Yani yolun kenarına atayım ki çöpçüler hemen alsın. Yoksa orada kalır. Benim çöplerle birlikte olmaz bizi. Şöyle şöyle naşlatayım. Ay ne kadar fare de olsa üzülüyoruz işte. Oh kurtuldum. Ay çok şükür rahat bir uyku çekeceğim. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi o camlar açayım da o koku gitsin. O elbiseleri ne yapacağım? Orada öldü. Siz olsanız var ya bütün dolabı kaldır yani. Ay bak. Üf üf üf, çok ağır kokuyor. Hemen şunları açayım. Ay ay ay. Hemen. O ağır koku gitmesi lazım buradan. Üf. Şurada. Bakayım. Ama bunlar da askıdan düştü ölüsünün yerine. Onları hep yıkamak lazım. Neyse şunları da dışarı atayım. Demek zehir, bak zehir işe yaramış. Zehir yemiyorlardı. Ah ne tuzaklar kurdum bunu yakalamak için de. En sonunda Rasim'in zehiri. Ay Allah'ım. Bunları da atamadım. Bir türlü şey oldu ya. Bu kapı da kilitlenmiyor. Arasına bunu koyuyorum. Anca böyle kilitleniyor. Bunlarım öyle böyle değil. Çok ağır bir koku vardı. Farenin ölüsünü atınca şey oldu. O koku bayağı gitti. Bir tütsü yakayım da orada. Sonra oraları bir silerim. Ama tam şey olmamış. Yeni ölmüş yani. Yeni dedim. Herhalde 2 gün falan olmuştur. 2-3 gün olmuştur öyle, bir hafta ya da. Tam çürümemiş yani. Bu arada onların zehirden ölüm şekli çok kötü böyle. Çok etkilenirsiniz diye daha böyle yumuşatarak anlatayım. Hani insanlar şeyiz yani, ben de öyleyim. Hani dur şimdi tütsüyü şuraya mı koyayım? Neyse bu eve dağılır. Tütsülüm de şeyde kaldı. Bu böyle tütsün. Odayı güzel kokular sarsın. Leş kokusu gitsin. Leş kokusu çok pistir canlarım, çok ağırdır. Neyse iyice leşi çıkmadan ölüsünü buldum. Onların zehirden ölme şeklini böyle. Şimdi çoluk çocuk da izlediği için biraz korkutmadan anlatayım size de görür duyun. Ay ay. Ay ateş bası. Yemin ederim bu fare evdeyken bayağı bir yani hayattan bıkmış gibiydim. Yani şimdi fareyi attım ya, bak rahatladım yemin ederim. Ama maalesef işte zehirle ölüş şekilleri çok kötü. Yine yapışkan banttan iyi. Çok etkilenmeyin diye böyle biraz yumuşatarak anlatayım. O zehri yiyormuş bunlar. Ondan sonra öyle hemen ölmüyorlarmış. Kolay ölmüyorlarmış fare zehrini yiyince. 2 gün içinde yavaş yavaş işte iç organları patlamaya başlıyormuş. Böyle böbrekleri, dalakları patlıyor. Ondan sonra dişleri dökülüyor, dişlerini yutuyor. Dili parçalanıyor, gözleri içine kaçıyor, yanakları patlıyor, iç organı komple pat 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 pat, 2 gün boyunca o acıyı, o şeyi yaşıyor bunlar. Ondan sonra bütün organlarını kusarak ölüyormuş. Öyle dediler. Ama hani organları kusmamış, tek başına duruyordu öyle. Ölmedim acaba? Yok be, koku vardı. Çok ağır bir koku vardı. Bu anlattığımdan daha kötü şeyler var ama ben yine, senaryolar var ama ben yine anlatmıyorum size psikolojinizi bozmamak adına. Bu arada canlarım bir şey diyeceğim. Şunu hep söyleyenler görüyorum. Okşan kedi seviyorsun, şunu seviyorsun, bunu seviyorsun. Onunki de can değil mi? Kardeşim o zaman evimi fareler doldurayım. Farelerle beraber yaşayayım. Her yerimi, Alexander'ımı, fısımı, kulağımı, her yerimi yesinler. Onlarla beraber yiyeyim. Siz yiyin. Bunu yazanlar çok merak ediyorum. Siz bir tane fare gördüğünüz zaman kafasına demiri indirip pat, öldürmüyor musunuz orada acaba?
Onu yazanlar var ya, kesin en büyük onlardandır. Arkadaşım, kedi sevgisi, köpek sevgisi, bunlar çok başka bir şey. Allah'ın yaratmış olduğu bazı hayvanlar insanlara çok yakındır. Şey olarak böyle, bize yakın olanı biz sevmiyor muyuz? Biz de insanız, biz de hayvanız değil mi? Bütün canlıları sevmek zorundayız. Ayrı, çok ayrı şeylerden bahsediyorsunuz. Sivrisinek geliyor, kanımı emiyor, benim ağzıma sıçıyor, terliği yapıştır bir gebersin yani, anladın mı? Tahta kurusu geliyor, etimi kemiriyor, şey yapıyor. Kedi köpek bana sevgi veriyor. Bu da arada cırmalıyor tatlı tatlı bilmem ne. Beni seveni ben de seviyorum gibi düşünün yani. Anladın mı demek istediğimi? O beni seviyor, ben de onu seviyorum yani. Ben ne yapayım? Şimdi yılan gelip beni sokuyor, öldürüyor. Ben onu hayvandır, öldürmemem lazım mı? Gebertirim valla, ümünü sıkarım. Niye öldürmüyormuşum? O yüzden o yorumları yazanları da görüyorum. Yani sizin hayvan yani genel konuşuyorlar. Bu kedi köpek sevenler niye o zaman hayvan seviyorlar da neden farileri, çıyanları, yılanları sevmiyorlar? Niye sevelim? Onlar bizi seviyor mu? Sevmiyor. Madem dinimizde bazı hayvanlar yenmek için yaratılmış, koyun, inek bilmem ne, çoğu da vejeteryan insanların zaten. Bunları yiyor, çoğu da yemiyor falan, siz de yiyorsunuz. Aa, sizi gidi var ya. Bunu yazanlar hepsi hayvansever olmayanlar çoğu. Bak bu konu hakkında hayvanseverler kendi yorumlarını yazabilirler. Hani bizi şeyle suçluyorlar. Kedi köpek seviyoruz. Diğer fare şu bu, onları da zehirliyoruz, öldürüyoruz, gebertiyoruz. Bu nasıl hayvan sevgisi? Bu nasıl, bu ne yaman çelişki diyorlar bize. Ne diyorsunuz bu konuda? Bir ben diyeceğimi dedim. Benim dediğim bu. Evet, ilk başta sevimliler, doğru. Sevimli oldukları için seviyoruz. İnsancıl oldukları için seviyoruz. Bana arkadaş, dost olduğu için seviyorum en büyük. Ben yalnız bir insanım. Yalnız insanlara kedi ve köpekten başka çok iyi dost olabilen bir hayvan türü çok nadirdir yani. Zordur. Zordur yani. Ben şimdi gideyim bu deminki ölmüş fareyle beraber ne yapayım yani? Nasıl bir aktivite gerçekleştirebilirim ben onunla? Ne haber canım, gel yumurta sarısı vereyim sana. Gel tezgaha çık Osman gibi. Yumurta sarısı vereceğim. Mama vereceğim, kıtır kıtır yiyecek. Onun mama yeme sesi beni burada otururken kırt 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 mutlu edecek. O farenin orada kırt kırt mamaları yeme sesi beni mutlu etmiyordu. Dizinlerim tepme çıkartıyordu. Mamalar bitiyor diye değil. İstemiyorum evimde fare. Tamam, çok temiz biri değilim. Ama evimde de fare de istemiyorum. Ne alaka ya? Aa. Çok da büyük değilmiş değil mi? Ya büyüktü, büyüktü. Neyse, kurtuldum. Öpüyorum. Tamam, tamam canlar. Kuşi. Sıçırık bebeğim. Okşar'a doğum günü hediyesi gelmeye devam ediyor. Şöyle. Sıçırık. Sana, beni sana getiren Leçovari Murat. Canım benim, hediye göndermiş bana. Çiçek zaten dün gönderecekti bunu da. Göndermiş ama bugün geldi, solmuş. Ne diyor? Nice yıllara huysuz ve tatlı kadın demiş. Teşekkür ederim Murat. Murat K. But kalsın canım benim, sağ olasın. Buna da bir su koyayım şöyle. Sıçırık yatıyor. Bu gece yatsın güzelce, kendine gelsin. Sıçırığın ikinci günü. Bu Nazlı'nın gönderdiği yaş mamaları yiyemiyor. Islak kısımlarını sadece yalıyor. Bakın böyle. Normalde bu kadar böyle yemiyordu. Osman geldi, işe yaradı. Osman'a bağırdı. Sinirinden yiyor şu an bence. İyi oldu bir yandan. Şimdi bu ıslak yerlerini bu yer. Kalan pütür yer, şey yerlerini de Osman herhalde yer. Aa, iyi oldu öyle. Daha iyi. Ay hadi yavrum. Korktum, yemek yemiyor dünden beri. Dur bak, Osman gelecek. Ye. Ye kızım, ye. Vallahi gelir, hepsini yer bak o. Bence yemelisin hepsini. Kalan pütürleri de Osman'a bırakıyor. Onu da o yer. Aa, şu garlık. Hadi bakalım. Ye kızım, ye canım. Bakın bir ayağı böyle. Yamuk gibi değil mi? Kalanları yiyeceksin Osman. Bekle burada. Önce o yiyecek, sonra... bir süre böyle. Artık idare et. Paşam. Eyvallah hacı. Sinirli misin? Ay bu sinirli. Vallahi. Korkma, git git yeme Osman. Bu da korkuyor şimdi, sıçırık orada. Sıçırık götünü yırttı. Nasıl bağırıyor o hasta haliyle?
yine Osman'dan nefret ediyor. Osman da orada mı diye bakıyor. Şu an bu bana da sinirlidir. Ona niye verdin de bana vermedin. Gel burada gel. Gel Osman. Gel. Gel kız. Gel. Gel. Bak burada. Sıçırık kaymağını yemiş, yoğurdunu sana bırakmış bak. Kuru yerlerini. Islak yerlerini sadece yalıyor, yiyor. Kuru yerlerini yemiyor. Sıçırık. Guji. Ay bu yastıkları bana kim göndermişti ya? Ay. Bu gacı mı Lubunya mı, bunun üstünde yatıp da sinir olmaya başladım buna ben. Ay bir tane Lubunya var, ona benzettim bunu. Full estetik. Sıçırık. Ne yapayım, bahçeye çıkıyor hayatım. Bir yere çıkarmayın diyorlar da. Aha bahçede de yok. Nerede? Camdan dışarı atlıyor. Onun ayağına platin takılması lazım şu anlarım. Platin dışarı çıkacaksa platin takalım demişler. Çıkmayacaksa takmayalım. İşte bir kafamız karıştı. Platin takılmadı. Kendi kendine iyileşecek yani ayağı. Aa yok. Bir yere girmiştir. Ay ah kuşu ah. Burada düşecek neredeyse baksanıza. O şey Türkmen gacının laşosu yapmıştı ya. Ay doğum günümden 2 gün sonra mı oluyor bu? Bugün leçe, ben unuttum. Bu leçevari. Leçevari. Bilenler bilir değil, sen daha o videonu yayınlamadın mı? Belki önce onu yayınlar. Niye benim bana gelen pastalar hep böyle bit kadar oluyor? Çünkü pasta sevmiyor. Ama bak beyaz seviyorum bak. Evet. Biliyorsun değil mi? Aldım bilerek. Ama şimdi yemek istemiyorum. Tamam. Dur şöyle yapayım, dur. Üflemek istiyor musun? He? Üflemek istiyorum. Üfleyeyim dur. İyi, getir üfleyeyim. Hadi gel. Üf. Dur kız, dilek dilesin. Ay umut. Üf. Uy. Uy. Üf. Üf. Ha ne yazıyor burada? İki. İlk mi yazdın? Yanlış. Al yanlış yanlış. Bak ilk iyi. Şimdi orada doğrusu i̇ki, çıkacak. Aa ilk doğdun okşan tersten yazmış. Hayır. Düzgün oku. İlk iyi Nudrot Eyfas Safiye. Ha Allah canım. Ben tersten konuştuğumu biliyorsun değil mi sen? Evet ne? Sen de mi tersten? Ha biz konuşmuştuk evet, o gün değil mi? Evet. B12'si eksik. Ay şurada yorgunum bir biraz ya. Yorgunum bu geldi. Sipsiler alacağım. Pizzeler alacağım dedi. Bir sipsi aldığına gelmiş. Bir de kuru dolmalık biber. Kuru kızarttıracağım kuru patlıcan. Vallahi hiç kızardım. 10 dakikan var. 10 dakika oturup gidiyorsun. Çok mu oturmak istiyorsun? Evet. Ne dertlerin var herhalde. Bunlar gelip bana dert anlatıyor. Yo, hayır, vallahi dert babası oldum. Hiç benim derdim, ben kendi kendime ben hallediyorum dertlerimi canım. Ne derdimi dinleyeceğim? Kim benim derdimi dinlemiş? Ben kimseye anlatmam derdimi zaten. Videolarda anlatıyorum. Bir kere de anlat. Videolarda anlatıyorum. Yetiyor bana. Böyle tamam, şimdi ben birebir anlattığım zaman yetmiyor bana. Dur böyle bakayım, topluca anlatıyorum. Anlat. Tamam video çek, ben kameranın arkasında olayım. Ay, hem benim tepkilerimi gör. Hadi canım hadi. Hadi. Yok mu daha? Daha yok. Başka yok değil mi orada? Gece gece gözlük takıyorsun. Hava karardı ya. Tanımayayım. İyi hadi. Hadi tanınayım hadi. Hadi tanım. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Sapan. Minnoş. Ay telefonu bunu almış. Hadi kuru kepçik. Hadi. Ay bakayım var mı daha? Tireyim. Aa şunları almam şimdi. Neyse. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Canlarım, derdiklerim. Sıçırık bu hani yaş mamanın ıslak jöle bölümlerini yiyor. Püreleri kalıyor. Ben de kalan püreleri yiyemiyor ya hani öbür pütür şey yerlerini yiyemiyor. Sert değil gerçi o kadar da burada. Ben de burada kalanları bunlara veriyorum. Bunlar yiyor o. Bu dışarıdakileri verelim. Kimdi bu? Ne haber? Ne haber? Abi korkakmış bu başka. Gel kız korkma gel. Ha bunları böyle veriyor. Neyse burada yesin. Bu kalan yaş mamanın dibi bu. Heh yıkızıyor mu canım? Tamam gelmiyorum gel. Ama bak bunlar da nasıl bayıla bayıla yiyor valla. Demek şugar. Sıçırık tabi ağzıma delik olduğu için. Hepsini yutuzlayamıyor. Allah'ım peruğa bak ya Rabbim. Ah Emma. Madi ben ne peruklar beklemiştim senden Emma. Emma ka. Ah peruk dedim. Diğeri bu mu? Şey gibi, sıçan gibi. Küçük besleme vardı. Bir misafirim var yanımda da kendini göstermiyor. Şey putkalı.
Tutkalı bir libun ya. Gacı gibi ama görürsünüz dev gibi. 2 metre boyu var vallahi. Sesimden sesini bile vermiyor düşün. Saygı duyarım. Saygı duyuyorum. Ay saygı. Sevgi. Canlarım. Bunda ne var? İçinde ne var? Ne var içinde? Böyle bak ha güldü duydunuz mu sesini? PTT getirdi bunu bana. Bari buradayken bir tane kargo. Bir tane derken sanki bir tane kargom var. Nasılsınız siz canlarım? Hani ben bunda ne olduğunu aslında biliyordum da. Unuttum PTT ile gönderdim. Ha! Kahve filandı galiba ya. Canım gacı. Ay. Ay bakayım bakayım. Ay bak sana kahve yapardım. Aslında bundan öbüründen yaptım sana. Ooo bayağı. Aa iyi. Hah bu hafif. Ölüm çok ağır. Bunlar şugar canları. Üş. Ooo bayağı göndermiş kız. Vallahi ben bir paket zannettim. Gacı bana sana kahve göndereceğim demişti. Ben de ay dedim içimden şey dedim yalan değil. Bir paket kahve için koca kargo şey yapacak dedim. Bak başka şeyler de göndermiş gacı. Aaa mum. Yok mum değil öyle helva bu. Dur başka yok mu şey kız? İnsan iki kuruş kuruş para koyar. Belde koyar. Yok. Belde hoy. Nakta. Nakta nakta. Yanımda dilsiz bir transseksüel oturuyor. Sağda şurada. Sana şey ikramı. Ölürsek beraber öleceğiz. Zehir koyduysa içine. Dur kızım. Önce sen ye. Sonra biraz bekleriz. Sana bir şey olmazsa be. Ay açsana aşkım. Evet ben de şunları yiyorum. Aaa kız kız bak bak. Lokumlar. Ay canım benim. Aşkım ya. Senin adını orada yazmıştım. Kusura bakma. Bir de bana kızıyorlar. Okşan ismini niye söyledim? Ayıp diye. Haklı olabilirsiniz. Ama gacı işte. Gacı gacıdır değil mi kızım? Hı hı. Hı hı diye arada bari. Gacı gibi. Aaa çikolatalar. Bak benim beyaz çikolata sevdiğimi biliyor gacı. Gördünüz mü? Bakar mısınız? Ay erimesin diye şey yapmış. Yok kız bak erimemiş. Sen erimeri demiştin gacı. Canım benim. Bu beyaz mı? Beyaz değil bunlar. Al kız al. Bu canlarım, bu arkadaşımız bu arada şey ortamında değil, koli ortamında falan olmadığı için Isparta'dan geldi bu arada, Ispartalı orada yaşıyor. Koli ortamında değil, normal bir yerde çalıştığı için kendini göstermiyor, ben de saygı duymuyorum. Duyuyorum. Canım benim teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. O şey çok güzeldir bak beyaz, ben şimdi yemem. Aa bak şundan da ye, şunun beyazından ye, bak bak şu bayılırsın şuna. Şu var ya beyazla. İstediğin ya gerçi de onu tavsiye ediyorum. Canım sağ ol, var ol, kesene bereket. Thank you very much. Kaç? Ay sıçır çıkmak istiyor abi. Ay az aralasana onu, senin elin uzun. Çok kolları falan çok uzun böyle bu yanın. Vallahi kız kolun bayağı uzun. Kapkara bir şey, kara Mars. Demin az önce bana erkek halini gösterdi, laçovari halini. Ay dedim iyi ki de dönmüşüm. Evlerden ırak. Diyorlar ya evlat olsan sevilmez. Seviyorsun beni kafa salla. Evet seviyorum. Aa sesin çıktı. Kaçı gibi değil mi sesi? Sonra bu da demesin ay sesim çıktı sil orayı. Öldüresim geliyor onlar öleleri. Ay orayı silerim vallahi sen sonra silerim. Demez ama öyle bir kız değil ya. Yani işler kovarlarsa falan gelirsin video çekeriz. Çok ilginç bir hayat hikayesi var gerçekten. Çok üzüldüm deminden beri ağlıyorum. Benim hayat hikayem. Ben artık şey olmuyorum böyle. Kimsenin hayat hikayesi beni o kadar etkilemiyor. O kadar şeyler yaşamışım ki. Hani senin derdin benim derdimi döver gibi. Ben neler yaşamışım. Onları ya tamam dinliyorum şey yapıyorum tabii de. Hani çok başka insana ilginç gelebilir ama bana birçok insanın derdi bana hiç ilginç şey gelmiyor yani. Ah vah çok diyesim gelmiyor. Tabii herkesin derdi kendine. Parmak. Öpüyorum canım benim. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Kahveler güzel. Onlar hafif. O Mehmet Efendi içiyordum ya ben. İnanılmaz ağır bir şey. Zehir gibi. Onun tadını mı değiştirdiler? Ne yaptılar? Ya da benim ağzımın tadı değişti. Bilmiyorum. Ay! Ay hadi tamam. Hadi.